Yepyeni bir haftadan hepinize mutlu akşamlar. 19 ana haber bülteninde ben Soner Yüksel sizlerle birlikteyim. 2021 yılının son haftasına bastık. İnşallah 2021 yılında karşılaştığımız sıkıntılar, krizler, sağlık endişeleri 2022'nin ilk haftasından itibaren ülkemizden, dünyadan yok olup gider temennisiyle açalım haber bültenimizi. Ancak haber bültenimizin başlangıcında da haftalık vaka tablosu var. COVID-19'la mücadelede Eskişehir başı çekmeye devam ediyor ama mücadele konusunda değil. Maalesef vaka sayısı konusunda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı vaka haritasında Eskişehir önceki haftaki vaka artışını bu hafta da 358,79 olarak güncelledi ve vaka sayısı artış gösteren ilk 10 il içinde 4. sıraya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka oranlarını açıkladı. Eskişehir son 4 haftadır vaka artış tablosunda ilk 10 arasında bulunmaktan kurtulamadı. 11 ve 17 Aralık tarihlerini kapsayan tabloda Eskişehir'deki vaka oranı 358,79 olarak açıklandı. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 il ise Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu ve Erzincan oldu. Eskişehir bir haftada %23,06 artışla 4. sırada yer aldı. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasına ilk olarak 20 ve 26 Kasım tarihleri arasındaki listeye 7. sıradan giren Eskişehir, 4 haftadır ilk 10'da bulunmayı sürdürüyor. Öte yandan Eskişehir aşılamada da uzun zamandır ilk 10'da yer alıyor. En fazla aşılama oranına sahip iller arasında Eskişehir 7. sırada bulunuyor. Önümüzdeki hafta yani 1 Ocak itibariyle pek çok şeyde olduğu gibi Eskişehir'de şebeke suyunda ve toplu taşımada da zam yaşanacak. Büyükşehir Belediyesi akaryakıtta, enerjide birçok giderdeki anormal artış nedeniyle vatandaşlara yaptığı paylaşımla şebeke suyunda ve toplu taşımada yeni yıl itibariyle zamlı tarifeye geçileceğini açıkladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı içerisinde anormal artışlar yaşanan, başta elektrik, doğalgaz ve akaryakıt olmak üzere tüm girdiler nedeniyle toplu taşımada sürdürülebilirliğin sağlanması ve altyapı hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde verilebilmesi için 2022 yılı itibariyle toplu taşımada ve şebeke suyunda fiyat artışına gidileceğini açıkladı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada 1 Ocak 2022 itibariyle tam kart tarifesinde %16,6, indirimli kart tarifesinde ise %11,1'lik bir artış yapılarak tam eskartın 3 liradan 3 lira 50 kuruşa, indirimli eskartın ise 1 lira 80 kuruştan 2 liraya yükseleceği belirtildi. Açıklamada ayrıca öğrencilerin toplu taşımada sıkıntı yaşamaması adına indirimli karta uygulanan fiyat artışının daha düşük tutulduğu vurgulandı. Öte yandan aynı tarih itibariyle şebeke suyuna da %20 oranında fiyat artışı yapılarak 4 lira 72 kuruş olan metreküp fiyatının 5 lira 67 kuruşa çıkacağı belirtildi. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da önerisiyle su tasarrufu ve şebeke suyuyla bağ, bahçe, tarla sulanmasının önüne geçebilmek amacıyla kırsal mahallelerde kademeli su tarifesine geçileceği ifade edildi. Bu kapsamda 20 metreküpe kadar suyu 1 lira 42 kuruşa kullanacak vatandaşlar, 20 metreküpten sonra şehir merkezi tarifesinden ücretlendirilecek. Malumunuz dövizde ciddi bir düşüş yaşandı bir gecede. 11 liralara kadar indi, zaman zaman 10-30'lara kadar iniyor ama çıktığı günleri hatırlayın, fiyatlara nasıl yansıyordu bu dövizdeki artış? Hızlı bir şekilde değil mi? 11 lira oldu, 12 lira oldu, 13 lira oldu. Marketlerin kapısı kapanıyordu. İşte mal sayımı adı altında etiketler dakikalar içinde güncelleniyordu. Ancak düşüşe rağmen pek çok marketteki fiyatlar bırakın düşmeyi doların 18 liradaki halinden çok daha fazlaya doğru gitti. Bazı marketler, zincir marketler fiyatları düşürdük diye belli ürün gamlarında açıklamalar yapıyorlar ama gerçeği söylemek gerekirse o düşmeyi markete gittiğimizde
pek bir gördüğümüz, pek bir hissettiğimiz söylenemez. İnsanlar market market geziyorlar. Hangi markette hangi ürün ucuz, artık bunun peşine düşmüş durumdalar. Ciddi yaptırımlar olacak deniyor ama bunların emaresini henüz görmedik. Vatandaşa uzattık mikrofonu, bakalım onlar bizimle aynı fikirde mi? Son günlerde döviz kurunda yaşanan düşüş tüm gözleri marketlere çevirdi. Artan hayat pahalılığıyla birlikte vatandaşın da alım gücü düştü. Çok yüksek yok. Hayat pahalı yani. Giden hafta 120 lira aldım, 130 lira olmuş, 140 lira olmuş çerez. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kur korumalı TL vadeli mevduat uygulamasının ardından döviz kurunda düşüşler yaşanmaya başladı. Söz konusu düşüşün marketlerdeki fiyatlara yansımadığını söyleyen vatandaşlar, fiyatlardaki artışın devam ettiğini ifade etti. Düşmesi gerek. Vatandaşımız zor durumda. Kış günü kirası olan var, çocuk okutan var, ev geçindiren var. Benim tek maaşken yetmiyor mesela, tek kişiyken aylığım. Allah sabır versin, geçinmek çok zor. Markete gittiğinizde fiyatlar nasıl? Felaket. Aynı duruyor. Daha da değişiyor yani. Yükseliyor. Bittik. Evden yani, dışarı çıkamıyoruz. Gerçekten poşet, geçim poşet, çok zor. Bak, poşet bu kadar. Poşet bu kadar. Artık böyle nasıl biliyor musun? Kendimi öldürmek için yer arıyorum. Yer arıyorum. İnan buna. Ya bunaldınız. Ne girdik artık yani? Yetiştiremiyorsun ki. Bir emekli ailenin evin kira yani yetişmiyor. Yok. Hiçbir sosyal hayatımız kalmadı artık. Bitti. Eskiden yine emekli maaşını alıyorduk. Bir iki gün gidip bir bardak çay içiyorduk. Çay değil. Eve gelmeye utanıyorum. Fiyatlarda hiçbir değişiklik yok. Aynı. Yani sorduğum zaman da çıkan inmez diyor. Peki dolar euro nasıl çıktı da indi? Yetkililere seslenen vatandaşlar marketlerdeki denetimlerin artırılması gerektiğini belirtti. Yetkililere bir el atması lazım. Biz vatandaş olarak sözümüz geçmiyor. Hiç yansımadı. İnşallah düşer de hani bizler de faydalanırız. Bilmiyorum, bir el koysunlar, bir takip etsinler. Var mı talebiniz? Evet, sık denetim olsa bunlar bu şekilde yapamazlar. Döviz kurundaki düşüşe rağmen fiyatların düşmemesini stokçulara bağlayanlar da var. Türk Desteği bununla ilgili bir açıklama yaptı. Dövizde yaşanan büyük düşüşün fiyatlara yansımadığını dile getirdi ve stokçulara karşı tedbirlerin, yaptırımların yeterince etkili olmadığını belirtti. Zamlı fiyatlarla satışlara devam edilmesiyle ilgili Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Merkez Tüketici Adaleti Komisyonu Başkanı Avukat Hayri Er Yılmaz, döviz kurunda yaşanan düşüşe rağmen marketlerdeki fahiş fiyatların devam etmesine tepki gösterdi. Döviz kurunda %36 oranında sert düşüş yaşandığına dikkat çeken Er Yılmaz, aradan bir hafta geçmesine rağmen fiyatlarda düşüş olmadığını ifade etti. Birçok sektörden satıcı ve sağlayıcının gün içerisinde döviz bürosunda bulunan tabelalardaki gibi ürünlerine yıldırım hızıyla kura göre zam yaptığına şahit olan tüketicilerimiz, fiyatlardaki indirimin de yine aynı hızda olmasını bekliyor. Yapay enflasyon mu oluşturuluyor diye soran Er Yılmaz, stokçulara karşı düzenlemelerinde yetersiz olduğunu söyledi. Bu süreçte şerh düşmemiz gereken noktalardan bir diğeri, stokçulara verilen cezaların yetersizliğidir. Halkımıza verdikleri zararla mukayese ettiğimizde stokçuluk yapanları cezalandırmaktan çok teşvik eden mevzuatları hakkaniyetli bulmuyoruz. Er Yılmaz, fahiş fiyat artışına devam eden satıcılarla ilgili Alo 175 tüketici danışma hattının aranabileceğini de sözlerine ekledi. Sorumluluk sahibi yurttaşlar olarak fiyatlardaki spekülasyonların önlenmesi ve denetlenmesi amacıyla tüketicilerimiz fahiş fiyat artışına devam eden satıcı ve sağlayıcılarla ilgili şikayetler için Alo 175 tüketici danışma hattını arayabilirler. Eskişehir'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza Karagözler Mahallesi Aktut Sokak üzerinde meydana geldi. Şahinde idaresindeki 26LC726 plakalı otomobille Yakupçe idaresindeki 03ABC687 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri ve 03ABC687 plakalı otomobilin içerisinde bulunan Hümmet Ö yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki kişi Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken bir kişi ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan iki otomobilde ağır hasar meydana gelirken araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Anadolu Üniversitesi eski rektör yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi eski dekanı Profesör Doktor Atilla Barkana vefat etti. Barkana için Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde bir tören düzenlendi. Anadolu Üniversitesi eski rektör yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi eski dekanı Profesör Doktor Atilla Barkana vefat etti. Barkana için Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Törene Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tuncay Döeroğlu, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ali Arslantaş ve birçok akademisyenle Barkana'nın ailesiyle sevenleri katıldı. Törende bir konuşma yapan Profesör Doktor Döeroğlu konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Emekliliğe uğurlamıştık bu kampüsten. Şimdi de ahiret yolculuğuna yolcu ediyoruz. Üniversitemize ve Türk Yüksek Öğretim Sistemine önemli katkıları olan çok değerli, kıymetli hocamızdan hepimiz çok çok şey öğrendik. Özellikle bilgeliği, mütevazılığı ve hoşgörüsü bizlere her zaman yol gösterdi. Yol göstermeye de devam edecek. Profesör Doktor Atilla Barkana iyi bir hocaydı. Öğrencileri onu çok severdi. Ama o da öğrencilerini çok severdi. Hocamız iyi bir bilim insanıydı ve geride çok faydalı, güzel eserler bıraktı. Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen konser programında Yunus Emre anıldı. Konser öncesi Odunpazarı ve Miyalıçık Belediyesi işbirliğinde Yunus Emre isimli bir de sergi açıldı. Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2021 yılının son konser programını Yunus Emre'ye adadı. Odunpazarı Belediyesi Türk Müziği Korosu tarafından verilen Yunus Emre konseri öncesinde, Miyalıcık Belediyesi ile birlikte düzenlenen Yunus Emre minyatürleri, kitapları ve keçelerin bulunduğu bir sergi açıldı. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Miyalıcık Belediye Başkanı Haydar Çorum ve çok sayıda Eskişehirli katıldı. Program Yunus Emre'nin minyatür çalışmalarından oluşan serginin açılışıyla başladı. Sergi açılışının ardından etkinlik şefliğini Ergün Elibaş'ın yaptığı Odunpazarı Belediyesi Türk Müziği Korosu Yunus Emre konseriyle devam etti. Konser sonrasında sahneye çıkan Başkan Kurt, Miyalıcık Belediye Başkanı Haydar Çorum'u sahneye çağırdı. İki başkan kapanış konuşmasını birlikte yaptı. Bu yıl UNESCO Yunus'u andı. Eskişehir karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalıştı ama Miyalıçık Belediye'miz farklı işler yaptı. O nedenle teşekkür ediyorum. Bu imkanı sağlayan, şehrimizi kültür ilçesi yapan, turizm ilçesi yapan Odunpazarı'nın değerli başkanım, değerli büyüğümüz Kazım Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Komşuya doğru bir uzanalım ve Bozüyük'e gidelim. 2021 yılı vatandaşların tabii ki hafızalarında birçok iz bıraktı. 2022'ye girmeye hepimiz çok büyük bir heves ediyoruz. Peki Bilecikliler, Bozüyüklüler ne bekliyorlar 2022 yılında? Devlet bize 650 lira burs veriyor. Zaten bunun 400'ünü yurda veriyorum. Geriye kalan bana 250 lira kalıyor. Gidiyorum bir Şoka 101'e. Yani bir haftalık alışveriş yapıyorum, 100-150 lira oraya veriyorum. Yani aldığım çok da bir şey değil, 3-5 lira bir şey ama bilmiyorum, inşallah 2023'te bakalım. 2022 alım gücü biraz daha rahatlar diyorsun. İnşallah rahatlar abi, inşallah öyle olur yani öğrenci olarak. Açıkçası pek beklentim yok benim bu ülkede. Hani bir önce yurt dışına kaçma niyetim var, bir önce yurt dışına gitme niyetim var. Çünkü ekonomi bayağı kötü, gördüğünüz gibi dolar 17-18'leri buldu. Düştü, tekrar yükselme ihtimali var ki yüksekte.
Aslında pek bir şey beklemiyorum bu ülkeden. Ya beklentimiz işte indirim bekliyoruz şeyden, başbakanımızdan. Hani aldığımız şey çok pahalı. Bize çok zor geliyor yani mutfak şeyleri. Başka da şeyimiz yok zaten, beklentimiz yok. Alım gücünün artmasını istiyorsunuz, evet. 2022 yılında. Evet, aynı. Öyle şey bekliyoruz. Sizin neler söylersiniz? Sağlık, sıhhat, aynen. Aynı şeyler. Bence daha çok destek bekliyorum. Kesinlikle daha çok destek bekliyorum. Covid'siz, daha düzenli, daha düzgün bir dünya istiyorum. Tek amacım, tek şeyim bu. Ya ben daha çok saygı bekliyorum. Onun dışında da çok fazla bir şey beklediğimi düşünmüyorum. Çünkü saygı olursa her şey olur. Toplumu nasıl görüyorsunuz? Saygı beklediğinize göre. Toplumla alakalı soru işaretleri var kafamızda. Yani çok fazla değil ama var yine de. Ya bütün öğrenciler olarak vardır. Bir de şimdi farklı yerlere de geliyoruz. Saygı bizim için daha önemli. Ben öyle düşünüyorum. Saygı olursa her şey yoluna girer. Evet. Beklentim Cenab-ı Allah bütün Müslüman ülkelerine yardım etsin. Gerçekten zor. Yani zor bir durum, zor bir geçim. Buharlık yani bilmiyorum, vatandaş zor durumda yani, gerçekten zor durumda. Cenab-ı Allah herkese yardım etsin. Ya kendi hayatımı sorarsanız benim beklentim yok. Kendi neden hayatıma. Yok? Kaç yaşındasın? Ben 21 yaşındayım. Niye beklentim yok? Niye beklentim yok? Umudumuzu kırdılar bizi. Kıran kim? Yani herkes hayat. Yani hayat, insanlar, arkadaşlar, devletlerimiz olsun. Umutları yeşertmek için yine çok genç yaştasın. Evet, çok genç yaştayız. Umutlar kırılmasın o yüzden. Hep umutlu olalım yani. Yok ya, o kırılıyor, her türlü kırılıyor abi. Yani bir genç neyi elde ederse mutlu olur, huzurlu olur. Gezmek ister. Yani rahat bir yaşam. Sağlıklı yaşam. Bazı tedbirler alınıyor ama bazı gerekenler de olmuyor. Gençlerin umudu kırık. Şener doğru diyor. Henüz umutları yitirmek için gençlik bu kadar kolay vazgeçiyor olmaması lazım. Ama hani rahat bir yaşam derken de aslında gençlerin beklediği öyle lüks içinde, sefa içinde değil. Hiçbir sıkıntı tabii ki olmayacak diye kaide yok ama en azından geçim ve gelecek kaygısı olmasın, meslek kaygısı olmasın. Minnet etmeyeyim, tek dertleri bu. Bunun da altını çizelim. Bozüyük'te yine devam edelim. Bir otobüsle otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada iki kişi yaralandı. Kaza Bozüyük Otogar kavşağında meydana geldi. Bir otobüs seyir halinde olan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak devrildi. Yaşanan kazada iki sürücü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken kaza bölgesine gelen onlarca kişinin yaşananları adeta bir film gibi izlemesi dikkat çekti. Öte yandan kazaya karışan araçlar vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. Kahve hepimizin hayatında önemli bir yeri var. Tüketiyoruz sık sık. Biliyorsunuz kahve fiyatları da aylardır böyle ciddi bir trende girdi, yükselip duruyor. Haliyle artık o 100 gramlık alıştığımız paketler de yerini 50 gramlıklara terk etti. Pek çok üründe olduğu gibi kahve paketlerinde de gramaj yarıya düştü. Üretildiği ülkelerde yaşanan don olayları, pandeminin getirdiği doğrudan ve dolaylı sıkıntılar kahve fiyatlarını yükseltti. Kahve fiyatlarındaki yükselişin sebebi dolardan ziyade ürünün çıktığı yerde Brezilya'da ağaçların don görmesinden ötürü ürünün az olmasından kaynaklanıyor bir. İkincisi ürünün az olmasının yanında yeni ürünün ancak ve ancak Mart'ın sonunda Nisan'da Türkiye'ye gelebileceği en yakın göründüğü için fiyatlarında ikinci bir artış sebebi o. Üçüncü sebebi de
maalesef küresel bazda taşıma maliyeti. Bu etkenlere bağlı olarak 2021 yılının başında 30 TL olan kahvenin kilogram fiyatı Aralık ayına gelindiğinde 200 TL'yi buldu. Yaklaşık 6-7 aydır bir süreç. Ya daha da muhtemelen artacak gibi gözüküyor. Esnaf da kahve fiyat tarifelerinin yazılı olduğu panoda bu zamlara ayak uydurdu. Esnaflar tarifelerine eskiden minimum 100 gramlık kahvenin fiyatını yazarken şimdi 50 gram fiyatını da ekledi. 50 gramı da düşürdük, inşallah daha da aşağı düşmez gramaj olarak. 50 gram kahveden aslında kaç bardak çıkabilir? 6-7 bardak falan çıkıyor aşağı yukarı. Vatandaşın tepkisi ne durumda? Yani tabii ki şaşırıyorlar doğal olarak. Ama yapacak bir şey yok. Kahvede don vurduğundan dolayı süreç bu şekilde bayağı bir gidecek. Bir en az 4-5 ay daha böyle gidecek. Evet. Bugün de haftaya böyle bir başlangıç yaptık. 90+3 biliyorsunuz akşam saat 20 itibariyle sizlerle buluşuyor. Ben tekrar görüşünceye dek hepinize esenlikler diliyorum. Sağlıcakla kalın.